Niye koşmuyor lan bu ha? Çakal. Acele etmeyin kardeşim. Ara patı bu. Sonradan açılıyor ya. Abi ne araba kurban olayım ya. Bu bildiğin eşek bu ya. Toyla nasıl için lan bunu? Yanında at olmadan koşmuyor. Sıfır sıkıntı beyler. Bir hafta atın başında bizzat nöbet tuttum. Siktir lan. Hayvan diyor ben. Karyakız'a gideceğim. Dur diyorum. Maçım var. Nereye oğlum? Senden beklentileri olanlar var. Bizzat ben kendim mama verdim. Hayvan mamalı. Banko kanko. Köy olur bu yarış arkadaşlar. Köy olur. Köy olur. Beyler bir totem ihtiyacı var. Bir sinerji, bir enerji. Şu atlara bir can gelsin. Haydi bir coşalım. Bir koşturalım. Haydi oğlan. Sultan, Sinan Akil çok. Ne biçim çay lan bu? Al yeniden yap götür bunu. Nerede kalmıştık? Ulan telefon bir iletişim aracıdır. Sizi aradığımda niye cevap vermiyorsunuz lan? Abi vallahi çok gürültülü bir yerdeydik. Duymadım. Duysam açmaz mıyım Rıfat abinin telefonunu? Sus ulan sıvı sabun. Kıçımı yıkarım seninle. Yetmedi ayağımı, yetmedi başka ellerimi yıkarım. Sen bilirsin abi. Kim durun dedi lan size? Ha? Oynayın lan kıçıkırıklar. Oyarım bir tarafınıza. Sen nereye sırıtıyorsun lan Antoine? Çok mu hoşuna gitti? Çıkarayım mı seni de oraya? Yok abi ben böyle iyiyim. Bak oğlum altılı kuponu gene yattı. Senin tüyona sokayım ben. Çok zarar ettim senin yüzünden çok. Sana çok kızgınım. Ama faturayı sana kes. Hı-hı. Paranın tamamını isterim. Abi nasıl olur? Benim senedime bir ay var daha. Yeniden yapılandırdım. Senedi, sepeti kaldırdım. Banka mısın sen Rıfat abi? Banka mı? Ulan biz de önemli bir iş adamıyız. Kurumsal faktöringiz yani. Bir hafta içinde paranın tamamını isterim. Yapma abi. O kadar parayı nasıl toplarım ben bir haftada? Onu bunu anlamam. Alıp kumar oynayıp kaybederken iyi miydi ha? Eğer paramı bir hafta içinde getirmezseniz... Ne diyor? Şirket sloganımızda ne diyor? Kucaklarız. Eğer bir hafta içinde paramı getirmezseniz ikinizi tek tek kucaklarım. Ne yazıyor lan yukarıda? Rıfat Factoring. Neymiş? Rıfat Factoring. Faktörün lan. Ne? Ne? Siktir lan. Tamam. Ya. Bu kadar parayı bir haftada nasıl ödeyeceğiz kanka? Merak etme Metocuğum. Öderiz bir şekilde. Allah büyük. Ay. Ne yapayım? Al bakayım şu parayı. Sok onu cebine. Al oğlum al. Sok onu. Al dediysek al oğlum. Hem düğünüm var senin. Bir açığını kapatırsın bari. Bizdeki delik zaten büyük. Nasıl olsa yetmez. Ne diyeyim? Adamın orijiniz. Her santimetre karene kurban. Bana bak, ben evlenince ayrılmayız değil mi kanka? Ayıp ettin oğlum. Pazara kadar değil, mezara kadar bizim dostluğumuz. Sen evlenince biraz yalnızlık çekeceğiz tabii, o ayrı. Öyle deme ama. Sen de bulursun bir gün gönlünün sultanını. Aman aman kalsın abicim. Hem ben bir kadına bağlanıp hayatımı mahvedemem. Benim hayatımdaki tek kadın annem. Nerede bulacağım lan onun gibi cefalısını, vefalısını, he? Doğru diyorsun birader. Bu zamanda anan gibi namuslusunu nereden bulacaksın değil mi?
Bakma bana. Ben bu konuda biraz şanslıyım. Of ulan of. Bu konu biraz fazla duygusala bağladı. Hadi fındık. Hadi bakalım. Hadi bakalım o zaman. Dibini görmeyen sevdiğini görmesin. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Evlere marş marş. Hadi bakalım. Dikkat et Metin. Dikkat et. Kanka tutun bana. Metodik. Allah seni kahretmesin be. Kırk elimi. Öleceğiz lan. Kırk kan kur. Kan kuru lan buna koyayım. Yavşak. Anam, vay başıma gelen. Bu ne hal anne? Sopa yok mu lan sopa? Aklımı aldın akşam vakti. Delirdin mi? Ne oluyor oğlum? Asıl size ne oluyor anne? Bu ne hal? Kim bu adam? Sapık mısınız ya? Sen nasıl konuşuyorsun anneyle ha? Geç bakayım şuraya. Geç, çabuk. Şunu şöyle. Nasıl konuşuyorsun benimle? Anne çabuk söyle bak. Kim bu adam? Nereden çıktı? Hapisten. Ne? Adam hem hapisten çıktı hem de salonun ortasında donla oturuyor. Küçük Emrah yaptın beni anne ya. Sus terbiyesiz. Deden senin o deden. Kahve verdim döktü adamcağız. Ben de siliyorum. Ne dedesi? Kimin dedesi? Benim dedelerim ölmedi mi? Oğlum Efe deden yaşıyor. Allah Allah. Anne şunu bir baştan anlat bak. Vallahi kafayı yiyeceğim ha. Tamam tamam. Efe deden gençken köyde birini vurmuş. Sonra da hapse düşmüş. Hayda. Aileye bak. Yalan rüzgarı gibi. Öldü sandığım dedem ölmemiş. Peki babam yaşıyor mu anne? Bak vallahi kaldıramam. Oğlum saçmalama. Aa. Anneciğim şunu baştan doğru dürüst anlat. Bundan 30 yıl önce deden bir arkadaşıyla tarla sürerken bir harita bulmuşlar. Harita için kavga etmeye başlamışlar. Sonra silahlar patlamış. Deden çekmiş arkadaşını vurmuş. Sonra da bu uğursuz harita yüzünden hem arkadaşım öldü hem de ben de hapse düştüm diye haritayı kimselere vermiyor. Baban da işte bu yüzden küstü. Sen öldü bil istedi. Yapma ya. Peki deden niye böyle zombi gibi? Üzüntüden. Kafası bir gidip bir geliyor. Hapiste babanın ölüm haberini alınca bu hale gelmiş. Allah Allah. Kemal, oğlum. Dedem, dedeciğim benim.